Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Bugünkü yaşadığımız toplumda herkes la ilahe illallah diyor. Ama söyledikleri la ilahe illallah'a şehadet ediyorlar mı ve onun gereklerini yerine getiriyorlar mı? Onlar la ilahe illallah derken yalan söylüyorlar. Onlar söylediği kelimenin, söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmiyor ve onun gereklerini de yerine getirmiyorlar. Mesela ben dedim ki yarın şu saatte şuraya gideceğim. Ben yarın o saatte oraya gitmediğim zaman söylediğim sözün gereğini yerine getirmiş olur muyum? Olmam. Şimdi la ilahe illallah'ın da bir anlamı var. La ilahe illallah'ın da şartları var. Nasıl ki namazın, abdestin bazı şartları var. Aynı şekilde la ilahe illallah'ın da bazı şartları var. Bir insan la ilahe illallah diyorsa söylemiş olduğu o kelimenin gereğini yerine getirmek zorundadır ve o kelimeye göre yaşamak zorundadır. Eğer ki dilinde o sözü söylerken hayatında, yaşantısında, imanında, inançlarında o kelimenin zıttını yerine getiriyorsa, o kelimenin zıttına göre yaşıyorsa o kişi la ilahe illallah'a şehadet etmemiş demektir. Şimdi la ilahe illallah'ı söylemek ayrı, la ilahe illallah'a şehadet etmek ayrı. Bugünkü insanlar sadece söylüyorlar ama şehadet etmiyorlar. Onlar bu kelimeyi söylerken aslında yalan söylüyorlar. Ne demekti la ilahe illallah? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın dışında ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. İlah ne anlama geliyordu? Bunu daha önce de anlatmıştık, daha önceki videolarda da. İnşallah ilerleyen zamanda bunu biraz daha irdeleyerek daha detaylı şekilde de anlatacağız. İlah demek, ilah kendisine dua edilen, ibadet edilen, korkulan, sığınılan, fayda ve zarar beklenilen, onların hayatıyla ilgili hükümler koyan, onların hayatını idame etmesi için kurallar belirleyen, yasalar belirleyen, kanun belirleyen, nizam belirleyen varlık ilahtı. Bir insan İlahın vasıflarını Allah'ın dışında başkalarına verdiği zaman onları da ilah yerine koymuş olur. Madem Allah'ın dışında başka bir ilah yok, madem tek ilah Allah'tır, madem Allah'ın dışındaki bütün ibadet edilebilecek ilahlar reddediyorsun, o zaman ilahın vasıflarını yalnızca Allah'a vermek zorundasın. Eğer ki sen la ilahe illallah söylerken Allah'ın vasıflarını, ilahın vasıflarını Allah'tan başkasına vermiyorsan sen bu kelimeyi şehadet etmişsin demektir. Ama sen bu kelimeyi söylerken Allah'ın dışında türlü türlü ilahlar edinmişsen, Allah'ın vasıflarını Allah'ın dışında başkalarına vermişsen, sen la ilahe illallah derken yalan söylemişsindir. Senin la ilahe illallah demen senin İslam'a girebilmen için yeterli bir söz değil. Madem Allah'ın dışında başka bir ilah yok, o zaman gelin Allah'tan başkasına dua etmeyelim. Gelin Allah'tan başkasına sığınmayalım. Allah'tan başkasına el açmayalım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Allah'tan başkalarının yasalarına, kanunlarına boyun eğmeyelim. Onlara diyelim ki siz ilah değilsiniz. Siz kanun koyamazsınız. Bunu yapabilecek yalnızca Allah'tır. Biz bunu kabul etmiyoruz diyelim. Madem Allah'ın dışında başka bir ilah yok, gelin ihtilaflarımızı Allah ve Resulünden başkasına götürmeyelim. Madem Allah'ın dışında başka bir ilah yok, gelin Allah isim ve sıfatlarını birleyelim. Yalnızca ondan korkalım, yalnızca ona sığınalım. Yalnızca onun kanunlarına başvuralım. Hani tek ilah Allah'tı? Hani Allah'tan başka bir ilah yoktu? Madem Allah'tan başka bir ilah yok, siz neden Allah'tan başkalarının kanunlarını kabul ediyorsunuz? Madem Allah'tan başka bir ilah yok, neden Allah'tan başkalarına dua ediyorsunuz? Madem Allah'tan başka bir ilah yok, neden ihtilaflarınızı Allah ve Resulünden başkalarına götürüyorsunuz? Madem tek ilah olan Allah, o zaman Allah Azze ve Celle'nin vasıflarını Allah'tan başkasına vermeyeceksin. Madem tek ilah olan Allah, o zaman Allah'tan başkasına dua etmeyeceksin. Madem tek ilah olan Allah, o zaman Allah'tan başkalarının kanunlarına başvurmayacaksın. Ne zaman ki la ilahe illallah'ı gereklerini yerine getirerek söylersen, ne zaman ki la ilahe illallah'a gerçekten şehadet edersen, o zaman bu söz senin İslam'ına delil olur.
O zaman bu söz sana bir fayda sağlar. Ama sen gereklerini yerine getirmediğin sürece La ilahe illallah sana hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.